Hepiniz hoş geldiniz. Atıksız Tarifler Mutfağı'ndayız. Hiçbir yemeğin çöpe gitmesine izin vermiyoruz. Son kullanma tarihi geçmeyen bütün malzemeleri mutfağımızda değerlendirebiliyoruz. Meyve ve sebze kabuklarından, artan yemeklerden, sebze köklerinden faydalanıyoruz ve enfes yemekler yapıyoruz. Merhabalar, Atıksız Mutfak Tariflerinde bugün enfes, buram buram fıstık kokan fıstıklı kadayıf bulamaçı yapıyorum. Benim mutfağımda kullandığım, en çok yaptığım tatlardan bir tanesi de kadayıf ve şerbetli tatlılar. Kadayıfın fazlası arttığında maalesef çok kolay beyatlayabilen bir ürün. Difrimize kaldırdığımızda da çok fazla kuruyor. O yüzden ben değerlendirmek için kadayıflarımı sıklıkla kullanıyorum. Burada kadayıfımı elimle rastgele kıyım yapacağım ve tereyağı koyduğum bir tencerede bu kadayıfları renk alana kadar kavuracağım. Her zaman yaptığım şerbetli tatlılarda mutlaka ya kadayıf artar ya şerbet artar. Burada da yine daha önce yaptığım bir tatlıdan kalan şerbetimi değerlendirmek istiyorum. Bakın, öncelikle elimde kalan kadayıflarımı bir güzel kavurmaya başlayacağım. Yağım eridi, kadayıflarımı koydum. Sabırla yavaş yavaş yakmadan ve her tarafı eşit renk alana kadar mutlaka kavurmamız gerekiyor. Acele ettiğinizde kadayıflar yanmaya başlar. Bir tarafı çiğ, bir tarafı çok kavrulmuş olur. Dengesiz bir tat elde ederiz. Burada bütün tereyağını çekecek kadar kadayıfımı koydum. Yavaş yavaş kavrulması için karıştırmaya başlıyorum. Orta ateşte yavaşça karıştırarak kadayıfımı hazır hale getirdim. Kadayıfım renk aldı. Şimdi fıstığımı ekliyorum üzerine. Kadayıfları da çok yakmadan, sadece hafif sarımtırak, kahverengi yakın renk aldığında toz fıstığımızı ekliyoruz. Burada fıstık o yumuşacık, leziz aromasını katacak, rengini katacak güzel bir tatlı elde etmiş olacağız. Bakın, toz fıstığımla tereyağında kavurduğum kadayıflarımı birleştirdim. Biraz daha koyuyorum daha güzel bir renk alması için ve yine daha önceden buzdolabıma kaldırmış olduğum, elimde başka tariflerinden atmış olan o şerbetimi değerlendirmek adına bu tatlımla birleştiriyorum. Şerbetimi de çekerken ocakta, altı orta ateşte şerbetle çekerken bu bulamaç çok güzel bir aroma ve koku ortaya yayıyor. Şimdi artık tamamen şerbeti çekip de sunuma hazır hale gelecek. İsterseniz bu bulamacı sıcak, isterseniz ılık, isterseniz de soğuk soğuk servis edebilirsiniz. Ben bunu sıcak tercih ediyorum. Yanında da mutlaka ya dondurma ya kaymakla servis ettiğimde büyük bir keyif almış oluyorum. Evet, dondurmamızı da koyduk bulamacımızın üzerine. Biraz da üzerine biraz daha fıstık atalım. Artık tamamen servise hazır hale geldi. Afiyet olsun diyorum. Ellerinize sağlık.